Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Şubat Cumartesi İstanbul Veliefendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, mutlu hafta sonular diyelim arkadaşlar. Bugün Cumartesi de yine dolu dolu bir yarış programımız var. Yine iki yerli yarış programıyla devam ediyoruz. Tabii ki İstanbul yarış programının yorumlarını yapacağız. En sonunda, videonun sonunda doğru Adana şablonu da yer alacak. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş artık bir ayı bitirdik. İkinci aydan da birkaç gün almaya başladık ve altınlar devam ediyor arkadaşlar. Aralıksız olarak. Ben de fazla vaktinizi almadan hemen yarış programına geçiş yapacağım arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve hemen günün birinci koşusu saatleri 17.45'i gösterirken Maiden 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentik yarışıyla başlayalım. 10 ve 11'in ekiri olduğu dörtlü ganyanın da başlangıç ayağı olan 11 safranın yer almış olduğu dörtlü ganyanın ilk ayağında 9 dolu sağlam basla başlayacağım. Can kardeşler temsilcisi Nevzat Avcı'yla iki tane güzel sentilik yarışından sonra son yarışta bir 8. geldi. Ama bence o yarışını pek ölçü almamak lazım. Bu yarışa farklı hazırlığı olan bir safkan bence bu grupta şanslı. Oldukça yüksek gözüküyor. 9 dolu sağlam bas. 6 dolu Melih A. Bugüntay temsilcisi Görkem Özçelik de yine iyi durumda gözüken bir isim. Her geçen gün daha da farklılaşan, üzerindeki fazlalıkları atan bu tay da bugün yine etkili koşacak isimler arasında bir de bir nolu Boğaz Kale. Usanar temsilcisi İlker Soyat'a yarış hayatının güzel bir dördüncülükle başladı. Ve bugün sentitlikte de başarılı koşmasını beklediğim bir diğer isim. 9-6-1 benim bu dörtlü ganyanın ilk ayağı için önerebileceğim isimler. Günün ikinci koşusu handikap 15-4 ve yukarı Arapların 2200 metre sentitlik yarışına geldik ve 8 safranın yer almış olduğu bu koşu. Yedili plaseninde başlangıç ayağı. Ben önceliğim bir nolu Avcı Tokoçin'le başlayacağım. Bu Artos temsilcisi Görkem Özçelik'le biraz rakiplerine onunla ağır kilosuna rağmen bu safkanın performans olarak bu rakiplerine biraz daha yukarıda gözüküyor. Ama tabii ki bir kilo dezavantajına da sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Ama Araplar da genelde böyle kiloları kaldırıyorlar. Hatta daha biz 75-80 kiloluk atları gördük. O yüzden bir nolu Avcı Tokoçin bende biraz daha ön planda. Altı nolu Dobar. Bu Bayhan temsilcisi Mustafa Çiçek'le yine güzel bir form yakaladı. Son 7.liği biraz hayal kırıklığı orası da bence bugün kendine uygun grup içerisinde şanslı gözüküyor. Tabii bir de 4 nolu İlelebet bu Uçalı temsilcisi Halit Gökçe ile yine bugün şanslı gördüğüm bir diğer safkan. 1-6-4 7'li plasenin ilk ayağı için. Günün 3. koşusu 6'lı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 15 dişlere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentitlik yarışı ve 9 safkanın yer almış olduğu koşuda. İki nolu Marie Curie, bir pro temsilcisi Mustafa Çiçek'le startlanan safkan iyi hazırlıklarıyla uygun grupta biraz daha ön plana aldığım isim ama tabii ki yine bir pro temsilcisi olan bir nolu Perhan Sultans. Mehmet Kayala yine güzel performansıyla bana göre eşit iki şanslı isim olarak gözüküyor. Yani iki tane pro tayları ben de biraz daha ön planda 2 ve 1 olarak. Tabii bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere de altı nolu Beta Orion 3 dolu Soril Jardin ve 4 dolu Sümer kızı olarak önerebilirim arkadaşlar. Önceliğim 2-1 daha sonra 6-3 ve 4 dolu olsak. Günün 4. koşusu 6'lı ganyan 2. anda handikap 21-4 ve yukarı Arapların 1500 metre sentilik yarışına geldik. Ve 10 safkanın yer almış olduğu koşuda 1 ve 10 dolu safkanlar da ekürü. Zor koşu çok denk safkanların bir arada olduğu bu koşuda bakalım ne sonuç çıkacak. Ama gerçekten çekişmeli bir yarış bizi bekliyor onu da söyleyeyim. Altın nolu Torhan Taybu Turbo temsilcisi Nevzat Avcı'yla güzel performansıyla iyi bir form yakalamış safkan bende biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 3 nolu Ege Taybu Altı A temsilcisi Berkant Gökçe ve seri ikinciliklerinden sonra bugünün de şanslı isimleri arasında. 5 nolu Subike Arası temsilcisi Mehmet Kayala start alan safkan da yine son 2 yarışta 2 tane 4'e sahip ama iyi gruplarda start olan bir isim. Bir de 4 nolu Halay bu Gelibolu temsilcisi Ali Yıldız'da. Yine bu aralar bir formla kalır. Bence bu güzel formüyla da burada da şanslı gözüküyor. O yüzden benim önceliğim 6-3-5-4 oldu arkadaşlar. Ama bu dörtlüğün dışında yazmak isteyenler de 2 nolu Fırat Baba ve 10 nolu Onat Kurt ekür avantajıyla şans verdiğim diğer isim. Önceliğim 6-3-5-4 daha sonra 2 ve 10 nolu safkanlar. Günün 5. koşusu 6'lı ganyan 3. ayağında şartlı 4-4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre sentik yarışına geldik ve 11 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman güzel bir form yakalan ve son yarışta güzel birincilikle bu yarışa katılacak olan 5 dolu eliminatör. Bunun sonunun güzel temsilcisi Mehmet Kayala
artan formuyla da yakalamış oldu. Güzel performansıyla bence bu grubu da geçmeye hayli yakın gözüküyor. O yüzden küçük ve risk sevenler için alternatif dosta bir banko adayı olarak önerebileceğim isim oldu. 5 nolu Eliminatör Mehmet Kayra. Ama bu safkanın rakip arayanlar 1 nolu Espantesi ve 2 nolu Lex Talion bence en ciddi rakip gözüken isimler. Yani 5 önce 1-2 rakip arayanlar için önereceğim isimler. Günün 6. koşusu altılı Ganyan 4. anda Aydın Tat adına koşulacak olan bir kısa vade 6-4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sertlik yarışına geldik ve 7 safkanın yer almış olduğu koşu yine oldukça çekişmeli gözüküyor. Çünkü safkanlar gerçekten çok ince ayarlarla birbirini takip ediyor. Yani yolda burnunu karıştıran, yani misal veriyorum o anlama gelmesin. Eğer karıştıran, yani bir saniye bir tereddüt eden yarışı kaybeden sonunculuğa gider arkadaşlar. Yani böyle bir yarış bizi bekliyor. Bir nolu Koca Vezir bu taraf temsilcisi Mehmet Kayalar son güzel birinciliğiyle bir tık da olsa burada ön planda. 3 nolu Time Lord. Bu Lavman temsilcisi de Mustafa Çiçek'le yine güzel bir form var. Son yarışta birincilik elde etti ve o yarışı kazandıkken de bir nolu Koca Vezir geride bırakmıştı. 4 nolu Zafer Ateşi. Kalite bir isim ama 10 yaşına geldi. Maşallah yerim. Bu Wind River'ın temsilcisi Nevzat Avcı ve yine eski toprak olduğunu unutmamak lazım. Kimleri geçtiğini unutmamak lazım. Bu aralar yine güzel bir form yakalama başladı. Bakalım o güzel formuyla Nevzat Avcı'yla Dördolu Zafer Ötesi birincilikte görecek miyiz? Ama safkan kalitesiyle bence kesinlikle yazılması gerekir. O yüzden benim önceliğim 1, 3 ve 4 dolu safkanlar arasında. Ama bir safkan daha iddia ederiz, yerimiz var derseniz bence 7 nolu Cool Spur'da Görkem Özçelik'te ihmal etmeyin derim arkadaşlar. Her şeye rağmen 1, 3, 4 önce 7 daha sonra. Aslında 7'yi ilave etmek bence en faydası. Bütçeye göre arkadaşlar. Günün 7. altılı Ganyan 5. ayına geldik. Handicap 15-4 yaşlı Arapların 2100 metre sertlik yarışı. 11 safkanın yer almış olduğu koşu yine çok denk safkanların ve çok güzel form yakalayan safkanların bir arada olduğu bir yarış. Yani baktığım zaman genellikle hepsi güzel bir form yakalamış. Yani güzel form yakaladılarsa burası güzel bir yarış olacak izlenimi veriyor. Ben her şeye rağmen 4 nolu Göktuğ Tay, silah temsilcisi Nevzat Avcı ile son 2 yarışta 2 tane sentrik birinciliği ile benim de burada biraz daha ön plana aldığım safkan oldu. 5 nolu Tunç Yılmaz, bu Uçan Bey temsilcisi Görkem Özçelik de yine son ikinciliği de oldukça tatminkar ve safkan da bu pisti oldukça beğenen bir isim ve hazırlıklarını da daha arttıran bir safkan. 1 nolu Yer Beğen, bir kaya yürekli temsilcisi Berkan Gökçe ve Stafal safkan da yine güzel performansı. Son güzel birinciliği olan bir isim. Tabii ki bir 3 nolu Sürgün Kralı unutmamak lazım. Bu Baba Mevlü temsilcisine Erhan Aktu'yla iyi gruplarda start alan bu safkan bence lehine dönen rakipler arasında biraz daha şans verdiğim safkanlar arasında. Yani 4, 5, 1, 3 bana göre ayrımsız bu 4 safkanı yazmak gerekiyor. Ama tabii ki zor bir koşu. O yüzden ilave edelim derseniz 2 nolu My Django. Son 3 yarışta 3 tane kaba pistte, kaba kumda yarış kazanan bir isim. Tabii bugün Sentrik'te, bakalım Sentrik'te ama orijine baktığımız zaman Sentrik'te de kesinlikle yadırılacak bir safkan gözükmüyor. 8 nolu Bitirim Kral, bir de 7 nolu Hızlı Ayakta. Bu ayağı tamamlamak isteyenlere önereceğim isim. Önceliğim 4, 5, 1, 3, daha sonra 2, 8, 7. Günün son koşusuna geldiğimizde Maiden 4 yaşlı Arapların 1500 metre sentrik yarışı ve 1 ve 12'nin ekürü oldu. 12 tayın yer almış olduğu günün kapanış ayağında ben 3 nolu Esen Batur 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 temsilcisi Mustafa Çiçek Stad Safkan son yarışta güzel bir ikinci geldi. Biraz uzun mesafede etti ama bu safkanın bu mesafelerde de başarılı yarışları var. Bence çok uygun rakipler arasında, kazanmaya da çok yakın. O yüzden ben bugün banko olarak tercihimi son ayaktaki 3 nolu Esen Batu üzerine kurdum. Mustafa Çiçek de benim bugünkü tek olarak önerdiğim safkan. Arkadaşlar şablonumuzu hemen paylaşalım. İstanbul şablonu hemen arkasında dediğim gibi Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.